Merhabalar, Nasıl Gitmiş YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yanımda Yunanistan Selanik'te EVS yapan Hande var. Hande, biraz kendinden bahsetmek ister misin? Tabii ki. İsmim Hande. 24 yaşındayım. Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı son sınıf öğrencisiyim. 2017-2018 yılları arasında da EVS'imi tamamladım Selanik'te. Peki bu öğrencisin şu anda. Öğrenciyim. Yani EVS yaparken okulunu doldurdun sanıyorum. Evet, iki dönem okulumu dondurdum. Normalde mazeretsiz olarak bir dönem gibi bir dondurma sınırınız var. Ben iki dönem dondurmuştum. Anladım. Evet, bu şekilde. Peki hani işte What, Isaac ya da başka programlar varken neden EBS'i seçtin? Niye gönüllü olmayı istedin? Bundan da bahseder misin? Tabii ki. Benim beklentilerime en uygun olan program EVS programıydı. Çünkü hem cep harçlığınızı veren hem uçak biletinizden vize ücretlerinize kadar karşılayan tabii ki yani kur farkı da düşünüldüğünde en makul program yine EVS olarak görünmüştü. Peki Yunanistan'ı seçme nedenin neydi? Çünkü insanlar genelde İngiltere olsun, işte Finlandiya olsun daha böyle gitmesi zor olan ülkeleri kafasında hedef olarak belirliyor. Sen niye Yunanistan'ı seçtin? Ben Yunan kültürüne ve Yunan diline çok fazla ilgi duyuyordum. Dolayısıyla o kültürü uzun bir süre deneyimleme fikri bana çok cazip gelmişti. Dolayısıyla uzun dönem bir EVS yapma kararı vermiştim. Önemli olan şey aslında burada Hande'nin de dediği gibi karar vermek. Zaten önünüzde karar vermek için iki tane opsiyonunuz var. Biri proje, diğeri de ülke. Hande ülkeye karar vermiş ve sonra da projesi de istediği gibi çıkmış Evet. aslında. Aslında şöyle olmuştu. Ben Yunanistan'da gidebileceğim projeleri tek tek inceledim. Benim için en uygun olan proje buydu. İnsan hakları ve demokrasi temalı bir projeye katılmak daha cazip gelmişti. Anladım. Peki motivasyon mektubunda seni öne çıkaran neydi sence? Yani işte şunu yaptım, bu yüzden seçildim dediğin var mı? Çünkü motivasyon mektubu ile ilgili çok soru geliyor. Ve verebileceğim tavsiye varsa göz Tabii ki. veya da seni dinliyoruz. Tabii ki. Bu bir master programına başvurduğunuz bir motivasyon mektubu değil ya da bir iş motivasyonu mektubu değil. O yüzden son derece rahat olmak ve copy paste yapmamak çok Çok önemli önemli. başvurularınızda. Kendi Benim deneyiminize aynen. yansıtmanız gerek. Sizin kendinizi anlatmanız gerekiyor. Kesinlikle Başkasının öyle. değil. Ve benim motivasyon mektubumda bence belirleyici olan şey benim bir herhangi bir metni alıp kopyalayıp onu kendimce değiştirmememin yanı sıra bir de kendime has bir şey oluşturmak istememdi. O yüzden önce bir sunum hazırladım. Hem görsellerin olduğu hem kendi deneyimlerimi tamamen anlatabildiğimi düşündüğüm bir dosya. Sonra onu PDF'e çevirip o şekilde böyle daha yaratıcı bir şeyler yapmaya Yaptım, çalışmıştım. anladım. Bu arada bununla ilgili de bir tavsiyede bulunmak istiyorum ben de. Motivasyon mektubu yazarken iki sayfa olmasına özen gösterin. İlk sayfa normal metin olabilir. İkinci sayfada da birinci sayfada yazdıklarınızı görselle destekleyebilirsiniz. Bir sorum daha Tabii olacak ki. sana. Skype mülakatı ile ilgili bu da. Çünkü buna dair çok soru geliyor ve insanlar bu sürece geldiğinde İngilizcesinden dolayı çekinip mülakata girmeye biliyor. İngilizce ne kadar önemli ve Skype mülakatında seni zorlayan bir soru var mıydı? Nelere dikkat edilmesi gerekiyor Skype mülakatında bahseder misin? Tabii ki. Skype mülakatı da öyle korkacağınız bir şey değil kesinlikle. Sizin dilinizi, dil seviyenizi orada ölçmüyorlar. Sonuçta bu bir yabancı dil yeterlik testi değil. Sadece Skype mülakatı. Benim Skype mülakatımda benimle mülakat yapan kişi İtalyan olduğu için zaten ana dilde İngilizce olmayan biri olduğu için ki sizin de muhtemelen ana dili İngilizce olmayan biri denk gelir eğer farklı bir ülkeye başvuruyorsanız. Sizden böyle bir talebi olmayacak. Hani mükemmel bir İngilizce konuş. Hadi bakalım aslında gibisinden bir şey olmayacak. Ay bunun kötüymüş. Ha, Kapat. aynen. Böyle bir Kapa kapa şeyle bu kal. zaten yok olmazsan olmayacak. Çünkü orada yapılan şey aslında doğru bir karar verdik mi'nin teyidini yapmak. Yani doğru kişiyi seçmiş miyiz acaba gerçekten? Bu kişi bize o enerjiyi verebiliyor mu? Vesaire gibi daha küçük, daha anlamlı şeyler peşinde Yani koşuyorlar. projede mutsuz olmanız iki tarafı da kötü etkileyecek. Tabii ki Kesinlikle. bu yüzden önemli bir şey. Aynen öyle. Onun haricinde yabancı dil seviyesiyle alakalı şunu söyleyebilirim. Ben projeye katıldığımda ilk proje arkadaşlarımın hiçbiri native speaker değildi. Ve aslında çok çok düşük İngilizcesi olan, hatta şöyle söyleyeyim, art arda iki cümleyi kuramayan insanlarla da karşılaştım. Bu bile problem olmadı. Biz hep kendi aramızda birbirimizi geliştirecek şekilde bir birleştirici bir ortamda Aa, ne sürdürdük kadar projeyi. güzel Aynen öyle. desteklediniz. Peki vize süreciyle ilgili de çok soru geliyor. Vize sürecinde masrafları ilk önce sen ödedin. Projen bittikten sonra yani 10 ay sonra mı sana geri ödendi? Yine uçak biletleri masrafları. Nasıl oldu biraz anlatır mısın? Şöyle oldu. Bu tabii
tabii ki projeden projeye değişen bir şey. Aynı zamanda gönderici kuruluş ve host eden kuruluşla da alakalı bir şey. Benim projemin gönderici kuruluşu benden önce bütün masrafları kendimin karşılaması gerektiğini, yani vize paramı kendim ödüyordum, uçak bileti paramı kendim ödüyordum. Sonra onların bana aynı ücreti geri ödeyeceklerini söylemişlerdi. Ve öyle de oldu. Ben masraflarımı karşıladım. Sonrasında projemin ilk ayında bana geri teslim ettiler o ücreti. Anladım. Yani proje bitimini beklemedin. Aynen öyle. Yani 10 ay sonra bir tek şöyle bir ayrıntı vardı. Dönüş biletinizi benim gittiğim dönemde dönüşünüze yakın bir tarihte alıyorsunuz. Ve o dönüş bileti siz döndükten sonra ödeniyorsunuz. Fakat bu süreç kuruma göre değişiyor. Sizin adınıza direkt uçak bileti de alınabilir. Vize ücreti yine önceden de ödenebilir. Yine bunu zaten kurumla siz konuşuyor olursunuz. Bu noktada da şunu ekleyeceğim. Skype mülakatınızı asla bir tek taraflı süreç olarak görmeyin. Mutlaka mülakat yaptığınız kişiye kendi sorularınızı sorun. Yani aklınızda ne olursa. Yani çoğu insan şunu yaşıyor sanırım. Acaba ben para sorarsam beni işte para göz sadece oraya alacağı harç için gidecek olan kişi olarak mı görürler falan. Hayır, böyle düşünmüyor insanlar. Bu biraz bizim Türkiye'nin kültürüyle de alakalı bir şey aslında. Ayıptır yani. Öyle bir dakika. Önce kabul al da sonra sorarsın onları. Aynen, böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani bunu sormak zorundasınız. Evet. Çünkü oraya gidip bir sürprizle karşılaştığınız zaman önünüze direkt agreement'ı koyuyorlar. Bakın burada böyle yazmıştık. Siz zaten mülakatta sorabilirdiniz diyorlar. Diyeceklerdi. Peki konaklama şartları nasıldı? Başka milletten insanlarla aynı odayı paylaşmak veya aynı evi paylaşmak zor muydu? Dezavantajları var mıydı? Tabii ki. Yani hem avantajları çok fazlaydı hem de dezavantajları. Bunlardan en önemlisi bence, hani bu konuya dair söyleyeceklerden en önemlisi, siz oraya gittiğinizde zaten amacınız yeni bir kültürle tanışmak olduğu için hani... Yani mutlaka bu bir avantaj ve bunu kullanabilmeniz gerekiyor. Benim konaklama durumum şöyle olmuştu. Biz projeye ilk katıldığımızda başka bir yerde konaklıyorduk. Bir apartman dairesi vardı her 3-4 kişiye düşecek şekilde. Sonrasında bizi başka bir lokasyonda daha farklı bir apartmanın içine taşıdılar. Bu yeni taşındığımız yerde de, yani benim çok uzun bir zaman geçirdiğim tarafta da biz yaklaşık 30 kişi falan aynı binada kalıyorduk. Bu hostel tipi bir binaydı. Hiçbirimizin kapılarının anahtarı bile yoktu. Ve hepimizin oda arkadaşı vardı. Onu biliyor. Böyle şans. Evet, bu bir şans meselesiydi tamamen. Onda da tek ortak mutfağımız vardı. İşte böyle bir iki tane işte şey vardı, tuvalet vesaire. Bu da bir sıkıntı. Ve ortak duşumuz vardı arkadaşlar. Bir de böyle bir sıkıntı var. Hani sıkıntı değil aslında ama farklı bir kültürden gelen biri için. Tabii ki alışık olmadığınız bir şey. Ben lisede bir sene yurtta kaldım. O yüzden hani bir noktada alışıktım. Ama mesela tepki gösteren arkadaşlar da oldu. İşte İslami geleneklere göre yaşayan arkadaşlar vardı mesela. Mesela bu durumdan rahatsız oldular gibisinden. Böyle şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Bunları da mesela o yüzden hani eğer böyle bir şeye hazır değilseniz ya da farklı şartlarla ben mücadele edemem diyorsanız mutlaka mülakatta bunu dile getirin. Ki en azından yol yakınken başka projelere başvurursunuz. Projendeki görev ve sorumlulukların nelerdi? Projeni anlatır mısın? Projem insan hakları ve demokrasi temalı bir projeydi. Bizim şehirdeki etkinlikleri işte takip edip, şehirde olan biteni gözlemleyip bunlar hakkında sanki böyle bir online gazeteymişizcesine. Çok güzel. Aynen öyle. Bir platforma, blog gibi katkıda bulunmamızı bekliyorlardı. Bütün gönüllüler bundan sorumluydu ve günde 4 saat çalıştığımız bir düzenin içinde gerçekleştiriyorduk bunları. Hafta sonları tatildi değil mi? Hafta sonları tatildi. Onlarca da ekstra tatil günlerimiz vardı. Yine kendi saatlerimizi organizatörle, işte koordinatörle konuşarak düzenleme şansımız vardı. Ki bu tamamen proje bazlı bir şey. Hani lütfen bunu kendi projelerinizde şey olarak sunmayın. Değişebilir yani. Böyle yapan arkadaşlarım da vardı, siz de yapacaksınız falan demeyin. Evet. Çünkü böyle yürümüyor işler. Peki o ekstra günlerde Yunanistan dışında ülkeleri gezdin mi? Tabii ki. Mutlaka siz de bunu yapın. Yani öncelikle şunu bir bilin. Şu an Türkiye'de Ryanair'ın uçuş yaptığı bir tane ülke kaldı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Zaten ikiydi hani. Çok da bir şey değildi. Yunanistan'dan Ryanair şansınız var. Yunanistan transit bir yer ve işte Bulgaristan tarafına vesaire gitme şansınız çok hani yüksek, çok düşük ücretlerle. Ben de böyle yapmıştım. Çünkü Sofya'da da şey var.
Vizayır var. Hı hı. Yani EasyJet falan var. O da çok var. Ucuz. O da çok ucuz. 10 euroya yeni bir ülke. Tabii tabii, yani filtreyi işte 5 euro 10 euro falan diye kaydırıp çok rahat 2 gününüzü, hafta sonunuzu değerlendirebiliyorsunuz. Bu hı-hı, harika bir olanak. Hı-hı. Peki Selanik'te onay EVS yaptıktan sonra hayatında bir şey değişti mi? Sana yeni bir avantaj sağladı mı bu süreç? Sonrasında açıkçası şöyle bir şey söyleyebilirim. Hı-hı. Bence Yunanistan'ın bana kattığı en büyük şey, benim kendi kişisel ilgimden dolayı geliştirmek hı-hı istediğim bir dil vardı elimde. Onu geliştirebilip dönmüştüm. Yunanca değil mi? Yunanca, hı-hı, aynen. Ve hani bu eğer ki atıyorum akademik kariyerinizde vesaire de çalışmak istediğiniz bir alansa, evet, size çok çok güzel bir geri dönüş sağlayan bir şey. Bu arada Yunanca eğitimde sana vermek zorundalardı. Tabii bunu ki aldın. Bu da atıyorum İspanya'ya gittiğinizde size İspanyolca eğitim vermek zorundalar. Evet. Fransa'ya gittiğinizde Fransızca dil eğitimi değil de kurs gibi, işte genelde halk eğitim merkezleri Türkiye'de biliyorsunuz. İşte oradaki gibi size böyle bir destek veriliyor. Veya öğretmen tutuluyor veya hı-hı işte herhangi bir şekilde yani dil desteğini veriyor. Bunu normalde ulusal ajans da kendi, evet, online platformundan sürdürüyor. Böyle olanaklarınız var ve bunu iyi kullanmanızı hı-hı tavsiye ederim. Olabildiğince lokal insanlarla konuşun mutlaka. Hı-hı. Ve oradaki gönüllü kitlesini de iyi değerlendirmeyi bence bilmeniz gerekiyor. Yani evet, bana en büyük katkılarından biri bu projenin şuydu. Hem Portekizliyle hem İsveçliyle işte hem ne bileyim British'iyle falan filan hani aynen aynı ortamda olduğunuz için her dilden bir şey kapma şansınız çok çok yüksek oluyor. Hı-hı. Ve onları hani kendi hayatınıza entegre edip kullandığınız zaman da gerçekten güzel dönüşlerini alıyorsunuz bunun. Yunanistan'da yaşam şartları nasıldı? Seni zorladı mı? Bir de cep harçlığı da veriliyor. Yani ekstra harcamalar için yeterli oldu mu? Şöyle söyleyebilirim. Ben ekstra harcamalar yapmayı tercih ettiğim için ekstra harcadım. Ama hı-hı, normalde verilen cep harçlığı zaten o ülkenin şartlarına göre belirleniyor. Evet. Atıyorum Finlandiya'ya gittiğinizde alacağınız cep harçlığı Yunanistan'daki biri olmayacak. Evet. Finlandiya'daki 500 euro olabilir yani. Tabii ki, tabii ki. Ve aynı şekilde mesela Atina'ya gittiğinizde alacağınız cep harçlığı da Selanik'tekiyle aynı olmayacak. Her şehrin kendi şartlarına uygun bir bütçe çiziliyor. Ondan şüpheniz olmasın. Onun haricinde de ne söyleyebilirim? Şartlar. Şimdi ben bir Akdeniz ülkesinde gönüllülük yaptım. Dolayısıyla hem kültürel anlamda hem de insanların hayattan beklentileri göz önünde bulundurulduğunda benim için çok rahat bir atmosfer olduğunu söylemek istiyorum. Onun haricinde taverna kültürü harika bir şey, harika bir şey bence. Ve biz mesela hakikaten eğlenmeyi seven bir ekiptik. Yani bütün gönüller arasında gerçekten güzel bir iletişim vardı. O yüzden işte hem partilere gittik hem işte sabahlara kadar da eğlendik. İşte işimizi de beraber yaptık. Hani gerçekten o unify olma olayı oluyor yani. Yapabiliyorsunuz. Aynen öyle. Ama herkesin deneyimi kişisel. Aynen. Ve hiçbir projede zaten şey beklentisiyle gitmeyin oraya. Her şey çok güzel olacak. Böyle bir şey yok. Yok. Evet. Ve bir sürü sorun çıkacak karşınıza. Hı-hı. Onun haricinde bu arada şeyler oluyor. Projeye ilk gittiğinizde hı-hı bir eğitiminiz oluyor. Adapte eğitimi bir şey Şey, genel eğitimler bunlar. Hı-hı. Aynı bölgedeki veya aynı ülkedeki bütün projelerden hı-hı katılımcıların bir araya getirildiği. Hı-hı. Orada çeşitli etkinlikler yapılıp işte böyle oryantasyonlar falan düzenlenen hı-hı bir şey oluyor. Hı-hı. Bizimki de Atina'da olmuştu. Bir başlangıç, bir orta ara dönem eğitimi, hı-hı, bir de sonda final eğitimi oluyor sanırım. Biz çünkü hepsini şey yapamamıştık. Hı-hı. Bizimkine hepsi denk gelmemişti. O dönem hı-hı ulusal ajansla alakalı bazı problemler vardı. Hı-hı. Bunlara da katılmanız çok çok önemli. Bu şeylerde, trainingler diye geçiyor bunlar. Hı-hı. Buralarda proje boyunca yaşadığınız sorunları da paylaşabiliyorsunuz. Hı-hı. Oradaki koordinatörlerden ve danışmanlardan yararlanabiliyorsunuz. Mesela ben yaşadığım problemleri bu toplantılarda dile getirmiştim ve sonrasında hı-hı da çözüm sürecini takip ettiler. Hı-hı. Hakikaten hani işleyen bir süreç bu. Peki Yunanistan'a gidecek arkadaşlara tavsiyelerin nelerdir? Yunanistan'a gidecek arkadaşlar kesinlikle açık fikirli olmalı. Bu yani herkesin aslında hemfikir olduğu bir şey var. Türkiye ve Yunanistan arasında tarihsel olarak belli başlı çatışmalar var. İnsanların önyargıları çok fazla ve bunları aşmak istiyorsanız gerçekten bunları
yerinde gözlemlemek. Bakalım acaba bizim hakkımızda hakikaten atıp tutuyorlar mı vesaire gibi hani çekinceleriniz varsa bunları görebilmek için çok büyük bir imkan Yunanistan'da olmak. Ama siz ne kadar önyargılı yaklaşırsanız emin olun onlar da o kadar önyargılı yaklaşacaktır. Yani tabii ki öyle ve benim gözlemlediğim kadarıyla hiçbir şekilde ben Türk vatandaşı olmak konusunda ya da Türkiye'den gelen bir katılımcı olarak zorluk çekmedim. Asla ne bir ırkçı bir yoruma ne işte herhangi bir ön yargıya vesaire maruz kaldım. Son derece güzel ve pozitif bir deneyim geçirmiştim. O yüzden siz de bence gittiğinizde yeni bir kültüre dahil olduğunuzu tamam benzerlikler var ama hani size katacak bir şeyler olduğunu bilerek bence gitmelisiniz oraya. Ve şunu da eklemek istiyorum. Aldığınız harçlığı lütfen ve lütfen Türkiye'ye döndüğümde harcayacağım diye kenarda biriktirmeyin. Onu lütfen gezmek için kullanın. Çünkü fırsat. Aynen öyle ve uzun dönem gönüllülük yapıyorsanız muhtemelen D tipi vizeyle siz de gideceksiniz. Bu D tipi vizenin bir avantajı da sizi bu Schengen alanı içerisindeki herhangi bir ülkeye son derece sorunsuz bir seyahat edebilmenize yani imkan veriyor. Aynen evet. Bunu kolaylaştıracak bir imkan. Çünkü size işte uçağa binerken Yunanistan'dan kimlik göstermenizi sormuyorlar. Direkt hani o şeyinizi, pasaportunuzu. Aynen. O D tipi vizem var diyorsunuz. Aynen. Açıyorlar kapıları. Bunu çok iyi değerlendirin. Hande'ye bugün bizde olduğu için çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür bir ederim. Sorunuz olursa Hande ile de iletişime geçebilirsiniz. Aynen. Bir sonraki videoda sen olmak istersen açıklama kısmında bulunan mail adresiyle iletişime geçebilirsin. Abone olmayı da unutmayın. Abone olun. Her yerde bir yerde abone olun bu kanala. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kal.